Hoş geldiniz mutfağıma. Merhaba. Hayırlı günleriniz olsun. Ben zeytin yapıyorum böyle. Bu eleküstü zeytin. Çok iri. En birincisi. Bunu yapıyorum. Böyle işte bu 2-3 ay sonra şeker gibi tatlılaşacak. Durduğu yerde bu hindi parlak zeytin. İri iri olduğu için parlak. O durduğu yerde kıvırcıklaşacak, o yanak yapacak. Şimdi ben bunun bu yazı yerine gelince tuz vereceğim. Siz de öyle yapın, bu çok güzel oluyor. Bir kaşık kaya tuzu bu. Bir kaşık koydum yani. Bir kaşık koydum. Ondan sonra oraya kadar doldurunca, boğazına kadar, şuraya şu kısma kadar gelince dolduracağım bunu. İki kaşık da üstüne ilave edeceğim kaya tuzu. İnce tuzdan olmaz. Ondan sonra ağzını sıkıca kapatacağım. Hiç su falan bir şey koymak yok. Onun kendi suyu çıkıyor zaten. Kara suyu çıkıyor. Ondan bunu böyle işte dolduracağım. Bir poşet tava burada, eleküstü en birincisi. Onu da orada bir bidonum tava, böyle boş bidon. Burada ona dolduracağım, onu da iyice hızlarını sıkacağım. Sıkınca da size gösteririm. Dışarıda var onları da, onlar gibi yapacağım işte, dışarıdakiler gibi. Turşulam, zeytinle murda. Hadi hoşça kalın. Bu da kabak tatlısı. Bunu böyle kabayı, kestene kabayı bu. Çok güzel oluyor bu. Hazmi hareket ettiriyor bağırsakları. Çok faydalı vücuda bu kabak. Bu kabağı muhakkak yiyin. Bunun hindi kabuklarını soyuyordum işte. Çekirdekleri de burada. Çekirdekleri de çok faydalı. Kabızlı yağ, sindirim sistemine, her şeye faydalı bu kabak. Muhakkak haftada bir, 10-15 günde bir bu kabayı tüketin. Böyle işte size gösterme gereği duyuyorum. Artık böyle koyu renklilerden alın kabayı. Koyu renklileri tar şifalı. Bu kabak çok şifalı. Bunu muhakkak yiyin, kabızlık falan çekmezsiniz. Ondan sinirlere de faydalı, sinirleri yatıştırıyor. Üstüne ceviz edeceğim, dövülmüş ceviz. Biçtikten sonra akşamdan bunu ben şekere bastıracağım, hinci yapınca. Yarın pişireceğim, onu da gösteririm. Hadi hoşça kalın, hayırlı günler. Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Zeytinlerimi hazırladık. Oraya koydum. İşte onlar orada duracak. 2 ay sonra tatlılaşacak onlar. Buhunuyla koydum tuzu, idrağı sıçramasın diye. Bir kaşık kaya tuzu ortasına koydum. 2 kaşık da en üstüne koydum. Ondan unuyla 2 kaşık, 3 kaşık oldu. 3 kaşık koyuyorum ben zaten. Fazlası zarar veriyor. Tuzlu zeytin sevmem ben, yemiyorum zaten. Hem güzel olmuyor. 3 kaşık yetiyor. Kaya tuzu çorba kaşığından, bu kaşıkla çorba kaşığından 3 kaşık yetiyor. Şimdi kabağımı yapıyorum. Bu kestene kabağı, bunu pişireceğim. Ondan şimdi şekerini ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle reçelde yaptığım gibi 2 3 4 4,5 biraz daha koyabilirim. 5 oldu.
5 kaşık şeker koydum. Bunu dolaba koyacağım. Dolapta bu sulanacak. Sabahla yarın sabah kalkacağım, pişireceğim. Eğer suyu şu seviyeye gelmişse su koymayacağım. Eğer suyu aşağıladıysa, dibindeyse yarım bardak su ekleyebilirim. Bazen kabakla şey oluyor, sulu oluyor, su istemiyor. Bazen susuz oluyor, gahul oluyor. Ondan onun için yarım bardak su ekleyebilirim ocağa korkan. Ondan bu da kabak tatlım işte. Orada cevizim var çuvalda. Cevizimi de döveceğim, üstüne ekeceğim piştikten sonra. Bu da kabağın içinden çıkan çekirdekler. Bu çekirdekler çok faydalı. Ondan bunu da kavuracağız orada demir tavada. Ondan demir şey ufak tavada kavuracağız bunu güzelce. Bunu çıtır gibi yiyeceğiz işte. Yalnız bu kabak sindirim sistemine çok faydalı. Bunu muhakkak kış aylarında, bu aylarda yiyin. Hindi mevsimi. Çok güzel olur bu. Şimdi ben bunu dolaba koyacağım. Dolapta bir gece geceleyecek. Yarın sabah ocağa koyacağım işte. Kestene kabayı. Kabak seçerken koyu renklisini alın, turuncusunu alın. Akreklerini almayın. Çünkü turuncular daha faydalıdır. İçi kavun gibi böyle iyi olur. Bak turuncu bu. Ondan sonra güzelce ne derin derinde kestim kabuklarını. Bu çok güzel olur. Yemeği bile doyamazsın. Üstüne bir de ceviz edeceğim incecik. Döveceğiz iyice. Ondan çok güzel olur. Ya koyarsanız üstüne piştikten sonra, soğuduktan sonra kaymak da ilave edebilirsiniz yani kıyısına. Üstüne. Cevizin üstüne kaymak da koyabilirsiniz. Öyle daha güzel oluyor. İşte size bilgi veriyorsam, öğreniyorsanız uçtan kıyıdan, ben de sevinmiş olurum. Ondan bilgilenme mezara götürmeyeyim, hastayım. Yavrularım, öğrenin siz de, yapın. Haneniz mutlu olsun inşallah. Sıfralarınız dirlikli, düzenlikli olsun. Güzel olsun. Huzurlu olun inşallah evinizde. Mutlu olun çocuklarınızla, eşinizle. Eşinize işte yedirin, çocuklarınıza yedirin. Mutlu olun yavrum. Hadi hoşça kalın, hayırlı günler. Kendinize iyi bakın, hasta falan olmayın. Hoşça kalın, öpüyorum sizi.